Allah'la Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü dersimizde 27. Söz İştahat Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahmet Çok abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem Bey kardeşim. İlk sorumuz şöyle, tarikatlar hakikatlerin yollarıdır. İzah eder misiniz? Hangi tarikatlar hakikatlerin yollarıdır? tabi bütün hak tarikatlar Kur'an'dan alınmıştır üstadımızın tabiri. Tabi zaman zaman başka yollara da sapılmış olabilir ama temel itibariyle bütün hak tarikatların kaynağı, menbaı, Kur'an, hadisler ve ehl sünnet inancının temel esaslarıdır. Dolayısıyla bütün hak tarikatlara bakışımız aynıdır. Peki tarikatlar hakikatların yollarıdır ifadesine demek? Demek ki tarikatın kendisi hakikat değil. Hmm. Onun ulaştırdığı netice hakikat. Nereye götürüyor tarikat? Biliyorsun tarik yol demek. Evet o yani, Nereye götürüyor tarik Hakikate götürüyor. Yani burada nereye gideceksiniz? Kabe'ye gideceğiz inşallah Allah'a izin verirse. Hac vazifesini yapmak üzere. Peki neyle gideceksiniz? Bak şimdi başladı yol. Hmm. Ben yürüyerek gideceğim diyor. Yani yolda giderken gezeceğim, tozacağım, daha güzel yerleri göreceğim. Zevk gideceğim. Öteki ben uçakla gideceğim diyor. Kısa zamanda gitmek istiyorum. Öteki diyor ben gemi yolla gideceğim. Öteki ben işte e, taksiyle gideceğim, otobüse gideceğim. Değişik yollarla Kabe'ye gidilir. Bunların hepsi haktır. Evet. Ama hakikate götüren yol ise haktır. Demek ki Üstad Zedder burada bir cümleyle hem bütün hak tarikatlar hakikatların yollardır diyerek Hı. tarikatların, hak tarikatların tamamına hakkını teslim ediyor. Bunlar haktır diyor çünkü hakikate götürüyor. Aynı zamanda da bize bir cevap vermiş oluyor. Hakikata götürüyorsa o tarikattır. Hı hakikate götürmüyorsa demek ki o hak tarikat değildir. Nereye götürüyor? Peygamberi sevmeye götürüyor. Nereye götürüyor? Namazı kılmaya götürüyor. Nereye götürüyor? Peygamberimize salavat getirmeye götürüyor. Nereye götürüyor? Demeyen bir hakka ulaştırıyorsa bizi o hak tariktir. Buna siz tarikat deyin, tasavvuf deyin, cemaat deyin, sivil toplum kuruluşu deyin, mezhep deyin, meşrep deyin fark etmez. Hepsi bir tariktir hakikata bizi ulaştırıyor. İşin özü bu. Ama tabi herkesin giderken kullandığı yollar farklı olabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi Kabe'ye sadece yolla yürüyerek gidilir. Uçakla gidilmez. Denilebilir mi? Evet. Sadece deniz yolla gidilir, karayolla gidilir denilmez. Sen ya Kabe'ye git de Kabe'ye giderken kullandığın yollarda meşru ve helal olsun da hangi yolu kullanırsan kullan. Yolları göster, bırakın hangi yolu kullanacak kişiler kendileri karar versinler. Verdikleri kararlara da saygı duyalım konu Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmak. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ve hadislerde bize bildirdiği hakikatlere uymak mı? Evet. Dinimiz yaşamak mı? Evet. Hakikat dediğimiz o hakka ulaşıp onu gerçekleştirmek mi? Evet. Bitti o zaman. Ona götüren bütün yollar helal ve meşru olmak şartıyla haktır. Onun için tarikatlar hakikatlerin yollarıdır. Biz herhangi bir yolu tercih edebiliriz. Değil mi? Bir hak tarikatı, hak bir yolu. Bu cemaat olur, mezhep olur, meslek olur, meşrep olur. Bunu benimseyebiliriz. Ama diğer insanlara bunu gösteririz. Fakat sadece buraya gelin. Diğerleri yanlıştır, gitmeyin deme hakkımız yok. Haddimiz de yok zaten. Onun için hatta demişler, insanların nefesleri sayısınca yolları vardı demişler. Evet. Etturuk ilallah e, bi enfasil halayık. Hadi buyur. <laughs> Mahlukatlar sayısınca, e, hakka götüren yollar var. Çünkü aynı meslek ve meşrebe tabi olsak bile senin anlayışın, benim anlayışım aynı olmayabilir. Sen bir açıdan düşünürsün, ben bir açıdan düşünürüm. Bak aynı kulvarda yürümemize rağmen. Dolayısıyla bütün tarikatlar haktır. Bizi hakikate ulaştırıyorsa, eğer hakikate ulaştırmıyorsa adı ne olursa olsun hak değildir. Bir özetleyebiliriz. Oradaki hakikatten maksat Hakikati imaniye. Elbette. İman, İslam. Yani Cenab-ı Hakk'ın ya bir açıdan İslamiyet diyelim. Hı hı. Bir açıdan iman ve Kur'an hizmeti diyelim. Bir açıdan ehl sünnet inancı diyelim. Yani hakikat kelimesini konumuna göre, durumuna göre her konuda değerlendirebiliriz. Evet. Diğer bir sorumuz şöyle. Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve caddi kübra iddia alınan tarik-i nakşibendi. Hmm. Nakşibendi tarikatının mesleği nedir ki bu şekilde bir tavsifatla methediliyor? Evet, e, çok dikkat çekici bir cümle. Üstad Dözdem Hazretleri tarikatların içinde en meşhur. E, Nakşi tarikatı gerçekten en meşhur olarak biliniyor. En yaygını. En yaygını diyelim değil mi? En yaygını. Hem evet. dünya yüzünde en yaygını hem de halk arasında e, tarikat denince daha çok nakşilik akla geliyor. Evet. İkincisi en yüksek manevi makam olarak tarikatlar içerisinde. Üçüncüsü Cadde-i Kübra dedi. Hmm. Ama iddia olunan dedi. Hmm. Bu önemli. Mesela Kadiri tarikatına mensup bir kardeşimiz diyebilir ki tarikatlar içerisinde en meşhur, en yüksek ve Cadde-i Kübra. Ama kime göre? İddia edene göre. Bunun bir sakıncası yok. Onun için üstadımız bu cümlesini es geçmeyelim. Demek ki tarikatlar içinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübra, kübra iddia olunan tarik-i nakşibendi hakkında. Hmm. Nakşibendi tarikatı bu şekilde iddia ediliyor. Doğru mu iddia? Böyle bir iddia var. Bu iddia edenlere göre doğru. Ama bir kardeşimiz diyebilir ki yok bu özellikler tarik-i kadiri değil mi? Kadiri tarikatında iddia edebilir. Ne diyeceğiz? Bize, bize göre iddianızda haksızsınız diyemeyiz yani. Sana göre iddian bu olabilir. Dolayısıyla ama buradaki vurgu o değil. Vurgu bu kadar yüksek fazilete, bu kadar yüksek kemalata, bu kadar yüksek bir mertebe, bu kadar toplumun her tarafına yayıldığı iddia edilen bu nakşi tarikatının bir düsturu var. O düsturu nazara verecek. Yani bunlar dünyayı terk etmeye esas almışlar. Evet. Öyleyse sahabeler ise dünyayı terk etmemeyi esas almışlar. Şu halde bunlar sanki sahabeler niye geçemesinler gibi bir mana sorulacak. Aslında dinimiz temel olarak dünyayı terk etmeyi değil, dünyayı kalbimize koymamayı ister. Onun için hani bir zat ben dünyayı kalben de terk edeceğim, dünyaya çalışmayı da terk edeceğim dese yaptığın şey yanlış demeyiz. Ama bizim ona diyeceğimiz şey Dünyayı kalben terk edin, kalbinize koymayın. Ama dünyaya çalışmayı, mal mülk sahibi olmayı, Allah'ın yolunda onları kullanmayı terk etmeyin deriz. Dolayısıyla e, oradaki vurgular hep bu soruya ileride hazırlık yapmak için soruluyor. Yani bir tarikatın çok yaygın olması, çok meşhur olması... Onun, Ve ee, bir kısım düsturları ee. kabul etmiş olması sahabelerin daha üstün olduğu Sa anlamına sahabe mesleğinden daha üstün olduğunu göstermiyor. Anlamına gelmez. Çok güzel. güzel öyle zevleriz. Allah razı olsun. Hı -hı. O anlama gelmez. Evet. Tarikatlar içinde en büyük olabilir. Hı -hı. Tarikatlar içinde en meşhur olabilir. Tarikatlar içerisinde caddi i olabilir. Mümkündür. Ama bu tarikatlar içinde kalır. Hı -hı. Ehli İslam Müslümanlar içerisine girdiğinde sahabeler birinci saftadır. Onlar geçici anlamına gelmez. Diğer sorumuz. Tarik-i Nakşi'de dört şeyi bırakmak lazım. O hakikaten mümkün müdür? Ve tavsiye edilebilecek bir hakikat mıdır? Bu hakikaten mümkün müdür? Yani gerçekten bu dünyayı bir okuyalım müsaade derseniz orayı. Der tarik-i Nakşi lazım amet çari terk. Yani Nakşi bendi tarikatı dört şeyi terk etmeyi şart koşuyor. Terki dünya terki okuba yani dünyayı terk etmek, ahirete terk etmek. Üstadımız güzel bir meal verecek. Terki hesti, terki terk. Dört tane şey. Neymiş onlar? Yani tarikin akşide dört şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı, terki dünya. Hem nefis hesabına ahireti. Burada çok güzel bir şey. Ahireti terk etmek ne demek yani? Ahirete hazırlanmayın değil. Evet. Nefis hesabına ahireti terk edeceksin yani. Maksudu, hakiki yapmamak. Demek ki nefsimiz esas maksat olmamalı. Nefis hesabına ama. Ahiret veriyor. dahi esas olur. Yani hmm. niye namaz kılıyorsun? Cennet için. Olmaz. Onu yaptın cennet için dediğinde o zaman nefis hesabını yapmış oluyorsun. Hmm. Menfaat hesabını yapmış gibi oluyorsun. Onu da yapma demiş. Bir de hem vücudunu unutmak terk esti. Kendini terk etmek. İçlik makamı. kendini vücudunu unutmak. Bak bu tabi caddi kübra olmuyor halbuki. ki. Hmm. Vücudu unutmak ne demek demiyor. Bu da enteresan. Evet. Hmm. Hem ucube fare girmemek için bu terkleri düşünmemek. Yani ben işte dünyada terk ettim. Bak ahiret içinde çalışmıyorum. Hatta kendini unuttum. Ya zaten kendini unutmamışsan unuttuğumu kendini unutmadığın anlamına gelir. Yani bu terkleri başa kalkmamak. Evet. Bu terkleri hatırlatarak Hı -hı. aslında terkleri hatırlamak kendini unutmadığın anlamına geliyor. Hı -hı. Bu kadar ince ve hastas düşünülmüş. Ama bu cadde-i kübra değil tabi. Bunu aslında şöyle anlamak gerekiyor terki demek terki kalbe koymamak. Yoksa kesmen çalışmayı terk etmek değil. Onun için üstadımız terki demek onun mülkü mal Allah'ın. Ben de Allah'ın, göz de Allah'ın, Allah verdi bana. Bedenimde, ruhumda. Evet. Yani enfüsi nimetler de yani benim bedenime ve ruhuma takılan nimetlerin tamamı da Allah'ın. Bana afaki dediğimiz benim dışında, bedenimin dışında, ruhumun dışında bana verilen bütün nimetler de Cenab-ı Hakk'ın bana bir emaneti. Mülk onun. Bu bir. Bunu kabul et. İki. Onun izni dairesinde kullanmak. Terk aslında böyle anlaşılmalı diyoruz Hazretleri. Böyle anlaşılmazsa öbür türlü zaten terk etmek mümkün değil. Ya da kaç kişiye mümkün olacak, değil mi? Bugün siz bir emniyet müdürüne hem bu vazifeyi yap, hem böyle ol veya işte bir zengin e, bir zata hem zengin ol hem bu özellikleri yap. Hatta bugün net ifade edeyim en büyük bir tarikat şeyhi bile bunları uygulaması çok zor. Bak Mercedes'e biniyor değil mi? Binsin. Evet. Biz binmesine rahatsız değiliz ama burada sayılan özellikleri bugün uygulamaları Zaten kendileri de ifade ve birkaç kez birkaç hocamızla Seyyid Efendilerle de görüştüm. Kendileri de ifade ettiler. Zaten dediler bu tarikat usul anlamında bugün uygulamamız bizim açımızdan da mümkün görülmüyor. Zaten müritlerimize bunu söylememiz de mümkün görülmüyor. Evet. Yani zengine deyiz ki sen şirketi şirketi terk et. Nasıl yani? Gitme şirkete. Kapat. Sat. Siyasi geldi. Sen devlet başkanı olma. Sen vali olma. Sen belediye başkanı olma, sen muhtar olma. Değil mi yani? O zaten mümkün. O zaman terki. biz bugün kalben terk etmek ve Allah'ın mülkü bilmek ve Allah'ın izni dairesini çalıştırmak olarak değerlendirdiğimizde işte sahabe de bunu yapmış zaten. Evet, üstadın da zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamandır sözüne. Harikulade. E, tarikat şeyleri, tarikat erbabı yavaş yavaş çok evet, kabulleniyorlar. Çok işte bu Anlamaya anlamda tarikat zamanı değil evet. yani. yani. Bu şekilde bir usulle hem kendiniz yapmakta zorlanırsınız evet. hem de zaten başka insanlara bunu yapın demek teklif edilmez. Edilse e bile kaç kişi buna evet diyebilecek? Çok güzel. İşte zaman tarikat zaman değildir bir manası net olarak anlaşıldı. Evet. Allah Teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Diğer sorumuz eğer insan yalnız bir kalpten Hı. ibaret olsaydı evet. bütün masivayı terk Hı. hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına raptı kalp etmek lazım gelirdi. He. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. Evet, ya. İzah eder misiniz? Çok güzel. Yani yukarıdaki soruya cevap verdi. Yani bu en yüksek şey toplum içerisinde, tarikatlar içerisinde en yüksek ee, en meşhur hatta Cadde-i Kübra herkesin uyabileceği bir yol gibi iddia ediliyor. Bu. Nakşi tarikatı. Evet. E, Nakşi tarikatında da hem dünyayı hem ahireti hem kişinin kendisini hem de terk etmesi gerekiyor. Hem de bunu terk etmeyi de unutması gerekiyor. E, halbuki sahabeler bunları yapmamışlar. E, nasıl e, en büyük evliya evet. sahabe yetişemez manasında gelen soruya Üstad tek cümleyle cevap veriyor. Eğer insan bir kalp, yalnız bir kalpten ibaret olsaydı, bütün masivayı terk, yani Allah dışında ne varsa terk. Bizzat terk yani. Hatta esma-i sıfat da terk. Çünkü onların tecellilerine de ihtiyacı yok. Kalp yetiyor. E o zaman sadece Allah'ın zatına Rabb'i kalp yapacak. O zaman peygamberleri iman diye bir şey olmayacak. O zaman ahiret kitaplara iman, ahirete iman, öyle mi? Bak iman hakikatlarının diğerlerinin hatta Allah'ın isimlerine iman hakikatlarına da haşa. Ama insan öyle değil ki. Evet. İnsan sadece kalpten mi ibaret? Devam ediyor. Kalp ile gözleri görünce söylüyor. Diyor ki insan diyor akıl. Peki akıl tefekkür edecek. E, neyi tefekkür edecek? Mahlukat tefekkür edecek. Şu Allahü Teala Teala'nın zatını tefekkür edemeyiz ki. Allah'ın yarattığı sanatı, esma ilahinin tecellilerini tefekkür edecek. Allah'ın azametini bir mesela bakmazlar göklere diyor Allahu Teala. Şimdi ben gök yok mu sayacağım? E tefekkür edeceğim. Gözümle bakacağım. E gözüm de var benim. Hı. Öyleyse gözümle bakacağım göklere. Aklımla tefekkür edeceğim. Ve ağzımla Allahu Ekber diyeceğim. Ben şimdi gökleri unutayım hadi bakalım. Bak olmaz yani. Değil mi? Hı. Akıl bana göklerin varlığını gerekli kılıyor. Çünkü ne kadar hakim ismin tecellileri varsa onları anlamak isteyecek akıl. E, anlamak için de çalıştıracak. E, çalışma için de bir varlık lazım, değil mi? Nasıl ki her sanat kendinden önce sanatkarını gösterir, değil mi? allah Teala Rahman. Rezzaktır Re Re bir manaya. Rahmetiyle bu mahlukatına rızıklar ikram E rızıkları ben göreceğim. Gözümle. Burnuma koklayacağım. Dilimle tadacağım. Değil mi? Elimle alacağım ki. Evet. Nasıl unutacağım ben bunu? Bak. Onun için üstadım ne diyor? Eğer insan sadece kalpten ibaret olsaydı, tamam dediğin şeye bir parça hadi diyerdik. Ama insan akıl, sonra ruh, sonra nefis. Burada beden. Burada kastedilen nefsi emmare değil. Evet. Beden yani. Öyle bedensel organlar vermiş. Onun için cennet değil mi? En büyük nimetler arasına girmiş. Bedensel özellikler. Niye Ne Cenab-ı Hak cennette size şu kadar nimetler vereceğim, saraylar vereceğim. Değil mi? Ballar, sütlerden nehirler diye ne anlatıyor Cenab-ı Hak? Cisman, -ı lezzetler. Cisman lezzetlere ne dikkat çekiyor? Dolayısıyla esas olan demek ki çalışmayı terk etmek değil, kazanmayı terk etmek değil, esas olan kalbi terk etmek olma. Onu izanı yapıyor. Hatta ne diyoruz Hazretleri? İnsan diyor öyle hastalar var ki latayifi var, hastalar var. Ancak diyor insanı kamil odur ki insanı kamil. Sadece kalp ile insan oldu. mesela bir şöyle diyoruz. Orduyu kamil. Bir komutan var. Yok ya? He valla. Asker hiç asker yok. Ordu kamil mi? Değil. Demek ki kalp sadece komutan var ama hiçbir askeri yok. Cihazatı yok. Silahları yok. Teçhizatı yok. <laughs> yani. Olmadı değil mi? Evet. Ya... Nasıl ki bir ordu vardır, ordunun komutanı ama ordu idare eder değil mi? Bak, ordu komutana uyar, komutan orduya uymaz. Demek ki insanın kalbi bir kumandan gibi, sözler ona dikkat çekiyor, bir kumandan gibi. Bütün ne cihazatı, maddi manevi donanımları, bedensel, ruhsal, afaki, nimet ilahi, inam ilahi hepsi ordu ve ordunun teçhizatı gibi, onları tamamen Allah'ın yolunda, Allah'ın istikametinde kullanır ve bir ordu kadar sevap kazanır. Tek başına bir kumandan hiç ordusu, cihazatı yok. Bak. Ordu zarar görmesin diye seferberlik yapmamak. Evet aynı aynen. Ordu zarar görmesin diye orduyu toplamıyor. Hı hı. Orduyu dağıtıyor. Cihadat dağıtıyor. E, gibi oluyor yani. Evet. Onun ne diyor burada? Ee, o zaman diyor mesela diyor insan-ı kamil odur ki bütün o letaifi yani akıl, ruh his, sır, nefis nefsimize takılan bütün e, organlarımızı, azalarımızı ve Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği makam, mevki servet, devlet ne verdiyse onların tamamını nerede kullanacak diyor kendilerine mahsus ayrı ayrı tarik-ı ubudiyette infak etmek için mal lazım Öyleyse infak etme sevabını kazanması için infak etmesi gerekiyor. Bak o da bir ibadet çünkü. Evet. Değil mi? Gözüyle tefekkür edecek, gözler verdik diyor Allahu Teala. Göze tefekkür edecek ki e, öyleyse onun için sadece kalp yetmiyor. Öyleyse insan-ı kamil neymiş? E, her birini ayrı ayrı tarih u budiyyette hakikat canibine sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede. Evet zengin bir surette kalp bir kumandan gibi yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başına gitmek onu böyle diyor yürüsün diyor değil mi? Kumandan gibi ne yapsın? E, letaifi as askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa bir kumandanın tek başına bütün askerini dağıtıp da kendi yürümek gibi evet kalp de bütün bedensel özelliklerini, diğer ruhsal özelliklerini, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün nimetleri terk ederek tamamen, hakikat noktasını terk ederek tek başına kalbin kalması, aynen tek başına bir ordu komutanın kalması gibi bir benzetme. Harika bir şey. Evet. Ama şunu sorgulayabiliriz. Bu bize şu faydayı getirir. Tamam bu zatlar, bu nimetleri yanlış yerde kullanırız, mesul oluruz diye böyle bir yolu tercih etmişler. Tamam sahabe mesleği değil ama bunu tercih etmişler. Sen bugün o zatların bunu terk ettiğini dikkate alma. Niye terk etmişler deme. Sen sahabelere bakarak onlar da mal mülk sahibi olmuşlar. Öyleyse ben de mal mülk sahibi olayım da deme. Sen kendine bak ona göre karar ver. Sen mal mülk sahibiysen bak sahabeleri kendine örnek al. Ha mal mülk sahibi olamadın. Oldu ya. Olamadın. O nimetlerden de mahrumsun. Bu zatlar gibi olabilirsin o zaman. Kendin bu yola yani sanki yokmuş. Ben de bunlar zaten onlar dünyayı terk ederek bu seviyeye ulaşmışlar. Ben zaten mecbur terk etmek zorunda kaldım diye bu yolu kendine örnek almayan da bir sakıncası zaten yok. Ama olanlar da tamamen bu şekilde hareket etmeye sahabe mesleği. Evet. Sahabe gibi. Diğer bir sorumuz. İnsanı kamil odur ki bütün ole taifi kendilerine mahsus ayrı ayrı tarik-i ubudiyette hakikat canibine sevk etmekle sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. He, çok güzel. İzah eder misiniz? Evet. E, Tabi e, bir şey diyor mantıkta mutlak zikredildiğinde kemaline sarf olunur. Hı hı. Mesela alim dedik. Okuma yazması var mı diye sorulmaz. Hani alim. Evet. Yazar dedik. İlmi var mı diye sorulmaz. Değil mi? Yazar. Araba dedik. Lastikleri var mı diye sorulmaz. Hani ya farlar da var mı? Direksiyon da var mı? E araba? Araba dediğinizde araba için gerekli olan hangi özellikleri varsa tamamı var anlamına gelir. Müştemilatı akla, Müştemilat gelir. akla gelir. İşte bir yazar dediğinizde yazmak için hangi özelliklere sahipse onların varlığı akla gelir. İnsan geldi dedim ben. Bir kişi geldi Adem kardeşim dedim. Sorar mısın abi? Bacakları da var mı? Niye? Çünkü insan dediğimizde insanın temel özelliklerinin tamamı var olarak akla gelir. Şimdi bir mümin, bir müslim, şükreden kul, hamd eden kul. Şimdi bütün bir kamil insan Allah katında, Allah nazarında kamil bir mümin dediğimizde ne akla gelmeli? Sadece kalbi var varmaka gelir. Müminin aklı var mı? Ha, aklını da kullanan, aklını da hayırda kullanan bir kişi akla gelmeli. Peki bunun gözleri de var mı? Gözleri tefekkürde kullanıyor mu diye sorulmaz. Çünkü göz vermişse Allah. Öyleyse gözünü de tefekkürde kullanan bir mümin akla gelir. Değil mi? Malı var mı? Evet. En azından bir merkebi var. Gidip geldiği yerlere derken gelirken. Ayakkabısı var en azından değil mi? Evet. Yiyecek ayakkabısı. Elbisesi var. Peki bu nimetleri nerede kullanıyor? Bak o akla geliyor. Onun için insanın kamil odur ki Allah'ın ister ruhani özellikleri. insana verdiği ruhani özellikleri ister bedensel özelliklerinin tamamını, isterse ruhani ve bedensel özelliklerin dışında verdiği bütün malları, mülkleri, makamları, servetleri, devletleri, mevkileri, hepsini Allah yolunda kullanıp o organlar ile de hamd ve şükür yapan kişi akla gelir. Sadece kalbini çalıştıran kişi akla gelmez. Gelse eksik olur. Ne gibi? Ordu dediğinizde kim akla gelir? Kumandan, daha başka kumandanlar, alt kumandanlar, daha bölükler, taburlar, arabalar, silahlar, süngüler eski sertlerdi. Günümüzde füzeler, uçaklar, helikopterler, denizi, havası, karası, jandarması her açıdan hem ülkesini koruyan hem düşmanları defeden bir ordakla gelir. Siz ordu dediğinizde orduyu kamil diyelim, değil mi? kamil bir ordu dediğinizde bir kumandan var, daha başka bir şey yok, akla gelmez. Eğer diyor siz Allahu Teala'nın verdiği nimetleri gerek, bedensel, gerek ruhsal, gerekse bunun dışındaki nimetleri tamamen terk eder, yok eder iseniz o zaman diyor sadece kumandanı olan ama başka bir hiçbir özelliği olmayan bir ordudan bahsediyoruz. Diğer sorma şöyle. İnsanı kamil. Yoksa kalp yalnız kendini kurtarmak için ya. askerini bırakıp tek başına gitmek medar iftihar değil, belki neticeyi ızdırardır. Allah İzah eder misiniz? Tarikat yoluyla gidenler muztar mıdır? Hmm, çok güzel. Yani tarikat yolla giden insanlar, bu yolla giden insanlar bir şekilde kendileri kurtarmış olabilirler. Başka insanların kurtulmasına da vesile olabilirler. Ama bütün insanlık için cadde-i kübra olmaz. Olamaz yani. Mesela diyelim bir örnek verelim. Buradaki örnek çok harika. Kalbi kumandana benzetiyor Bezun Hazretleri. Diğer özelliklerimizi de askerlere. Yani ordunun diğer özelliklerine benzer. İşte araçlarıdır, gereçleridir, silahlarıdır, savunma aletleridir, yeme içme ihtiyaçlarıdır, askerleridir. Bölükleridir, taburlarıdır, giydikleri kumaşlardır, ayakkabılardır, neyse cihazatları. Bir ordu için ne kadar levazımat var, onların tamamı kumandanın emriyle hareket eder. Eğer siz kumandan olarak ordu dağıtırsanız onlara muzdar kalırsınız. Hmm. Ne demek? Onları elde etmek zorunda kalırsınız ve başladığınız mesleği terk etmek zorunda kalırsınız. Siz bugün ben arabaya binmem deyim ama hacca gideceğiz muzdar kalırsın araba edinmeye. Ya araba tutacaksın, kiralayacaksın. Ya bir dostun arabasına bineceksin. Ya da araba alacaksın. Doğru mu? Hı. Bak muzdar kaldı. Yani terk ettiğin sistemden vazgeçmek zorunda kalırsın. Seni yol götürmez o. Onun için biz bugün terk konusunu, dünyayı terk konusunu kalbimize koymamak şeklinde anlayalım. Yoksa çalışmaya terk şeklinde anlamayalım. Bu vesileyle İmam-ı Azam Hazretleri'ne nispet edilen bir rivayet var. Onu paylaşmak istiyorum. Tam böyle bir e, müşahhas örnek olsun. İmam-ı Azam Hazretleri bilindiği üzere e, büyük bir tüccar. Cenab-ı Hak maddi anlamda ona çok servetler vermiş. E, maddi ve manevi bir zengin yani. Allah hem hikmet vermiş ona, hem ilim vermiş, hem fıkıh vermiş, hem de devlet vermiş, saltanat vermiş yani. Maddi anlamda bir servet de vermiş. Bir sohbet esnasında, müzakere esnasında kulağına bir şey söylenmiş birisi. Elhamdülillah demiş. Sonra aynı kişi gelmiş bir şey daha söylemiş. Yine elhamdülillah demiş. Tabi bu iki tavrı görüp de manayı arka tarafını bilmeyenle bilemeyenler sormuşlar. Ya imam nedir bu onun iç yüzü diye. Demiş ki ilk geldiklerinde bana dediler ki sizin malınızı taşıyan, servetinizi taşıyan gemi batmış. Ne demek? Yani iflas ettiniz. Türkçesi bu değil mi? Evet. Bir açıdan. İflas ettiniz demektir. Kalbime baktım üzülmedi. Sonraki gelen dedik efendim yanlış bilgi alınmış. Vatan gemisi sizin malların bulunduğu gemi değilmiş. Sizin geminiz değilmiş. Başka gemilermiş. Sizinki salih selamete çıkmış. Dedi. Baktım kalbim sevinmedi. Şimdi bu anlamda İmam-ı Azam gibi sen dünya senin olsun. Çünkü tamamı sana bir memnuniyet vermiyor. Tamamının gitmesi sana bir mahzuniyet de vermiyor. Çünkü ne dünya umurundan kazandığına memnun oluyor ne de kaybettiğine mahzun oluyor. Değil mi? Sahabeler yeri gelince servetlerin tamamını tasadduk etmişler. Rahatsız olmuyor. Yoksulluk diye bir şey aklında değil. Yoksul kalır. Umurunda değil. Öyle bir derdi yok. Çünkü mal Allah'ın zaten. Din Allah'ın. Allah'ın malını Allah'ın dini yolunda sarf ettim oluyor. Değil mi? Nasıl ki bir e, Servet sahibi bir patron, bir şirket sahibi bir zengin muhasebecisine hesabına bir milyar yatırıyor. Diyor ki bunu diyor, şunu dursun burada. Ertesinde diyor ki o bir milyara falan yere havale et. Rahatsız olur mu? Bir milyar doları. Zaten kendi Zaten de. onundu. Benim hesabımda emanet duruyordu. Evet. O muhasebecinin, patronun, şirketin parasının hesabında olmasına bakış açısı neyse... Sahabeler öyle bakmışlar. Ha. O malı niye yok edeceksin kardeşim? Yarın lazım olacak dursun orada. <laughs> Ama sen kendine alma. Cebine Hortum. koyma. Şey ne diyorlar ona? Ne, ne, ne diyorlar bugün? E, ee, kaçakçılık demiyorlar da. Bir şey diyorlar, bir kelime kullanıyorlardı. Ee, hani bu de, şeylerden hesaplana hesaplarına geçiriyorlar ya. Hortumlama. Hortumlama. Çok güzel. He. Hortumlaması. Bu devlet, bu şirketindir. Bu devletin parasıdır, malıdır. Ben de emanet ama muhafaza edeyim, kaybolmasın, zayi olmasın, yanlış yere vermeyeyim. Ha talimat geldi, hı hı. dağıt hemen dağıtıyor. Zaten kendin değildik. Evet. Sahabeler mevzu böyle görmüşler. Sahabeler. Bu kadar öz. Allah razı olsun. Allah aşkına, Değerli kardeşlerimiz bugünkü dersimiz burada sonerdi. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Allah hamdulhu.